Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencileri. Online derslerimize, daha doğrusu uzaktan eğitim derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. E, yüzdeler konusundayız. Yüzdeler problemleriyle ilgili birkaç problem çözmüştük. Geri kalanını size ödev vermiştik. Yaptığınız yapamadığınız soruları Instagram canlı yayınımızda konuşacağız arkadaşlar. Ondan önce ben oran orantı konusunu unutmayın ve özellikle yeni nesil sorularda da zorlandığınızı bildiğim, bildiğim için Bugünkü dersimizin, 2 saat dersimizin bir videosunu arkadaşlar oran orantının yeni nesil sorularına ayırdım. Hep beraber bakıyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar. ilk sorumuz. İlk sorumuz şu arkadaşlar. 3 farklı üzüm türünün kilogram fiyatları A, B, C tam sayıların eşittir. A sayısının B sayısının oranı 2 bölü 3. A sayısının B sayısının oranı 2 bölü 3. B sayısının C sayısının oranı 3 bölü 4. B sayısının C sayısının oranı 3 bölü 4. B hem burada 3 hem burada 3. O yüzden benim için sıkıntı yok. B'lerin eşit olması lazım. Eğer B burada 6 olsaydı, B, B burada 3 olsaydı, yani burada 6, burada 3 olsaydı ikisini eşitlemek için bunu 2 ile çarpardım. Ama burada hem burada 3 hem burada 3. O yüzden benim için herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü arkadaşlar bir harfin değeri aynı sayı olmalı. B'lerin ikisine 3 olduğu için sıkıntı yok. Devam ediyorum. Her bir üzümde, üzüm türünden 2'şer kilogram satılan bir kişinin ödemesi gereken ücret aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Burada ben A'ya 2K dersem B'ye 3K diyeceğim. B'ye 3K demiştim. Burada da B'ye 3K oluyor. C'de ne oluyor? 4K oluyor. Yani A eşittir 2K. B eşittir 3K. 3'ün katı. Yani C eşittir 4'ün katı oluyor. Her birinden 2'şer kilogram alıyormuş. Şimdi A2K A2, ise e, kilogramı e, kilogramı ABC tam sayılarının eşit. E, 2 kilogram alırsa A'nın 2 katı alacak. Yani A'nın 2 katı ne? 2K'nın 2 2K katı 4K. A'dan 2 kat aldım. E, B'nin B kilogramı B, B olunca 3K oluyor arkadaşlar. Yani kilogramı B tam sayısına eşit de kilogram fiyatı. E, 3K olacak. E, 2 kilogram alırsa arkadaşlar 3K'nın 2 katı nedir? 6K. B'den de 2 kilogram aldı. E, C'den de 2 kilogram alacak. Kilogramı C'ymiş yani 4K'ymış. 2 e, kilogram alırsa arkadaşlar 4K'nın 2 katı 8K olur. Bunların hepsini toplarım. 4K, 6K daha 10K. 8K daha 18K. O yüzden toplam tutacak fiyat arkadaşlar 18'in bir katı olmak zorunda. 18'in katı hangisi var şıklarda bakıyorum. 9-18 katı mı değil. 18'in yarısı katı değil. E, de 18'in katı değil. 54-18'in katı mı bir bakayım. 18 36 54 evet 18 e, 54 18'in bir katı. Peki 64 18'in bir katı mı? Hayır arkadaşlar. 64 18'in bir katı değil. 18 36 54 72 diye gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, benim topladığım iki, ikişer kiloların toplamı 18 k olduğu için yani 18'in katı olduğu için cevabım 18'in katı olan 54. Bir başka soruya geçiyorum. Evet bir başka soruya geçiyorum. Okuyalım. 2009 yılın, 2019 yılında Bartın nüfusunun Bitlis'in nüfusuna oranı 4 bölü 7'dir. Bartın nüfusu bölü Bitlis'in nüfusu eşittir. 4 bölü 7. Bartın üstte Bitlis aşağıda. Bitlis'in Bitlis'in 2019 yılındaki nüfusu 350 bindir. Eşittir. Bitlis'i nereye yazdım? Aşağı yazmıştım. Burada da aşağı yazacağım. Ne kadarmış? 350 binmiş. Ben Bartın'ın nüfusunu bilmiyorum. Bartın nüfusuna x diyeceğim. Soruyu okumaya devam ediyorum. Bartın nüfusun 2019 yılı itibar, itibariyle her 10 her 6 yılda 10 bin kişi artması öngörüldüğüne göre Bartın nüfusu her 6 yılda 10 bin kişi artması öngörülüyormuş. 2028 yılındaki nüfusunun kaç olması bek? Önce arkadaşlar ben 2019 yılındaki Bartın nüfusunu bulayım ki daha sonra 2028'e geçiş yaparım. Şimdi 2019 yılında e, Bitlis'in nüfusu biliniyor ve Bartın'ın nüfusunun Bitlis'in nüfusunun oranı biliniyor. Ben bu oran, oranı çözersem arkadaşlar Bartın'ın 2019 yılındaki nüfusunu bulurum. Bunu nasıl çözeceğim? İşler dışlar çarpımıyla çözeceğim. 4 çarpı 350 bin 7 çarpı x'e eşitmiş. O yüzden 7 çarpı x eşittir. 4 çarpı 350 bin, 4 çarpı 350 bin. Bu 7 ve x çarpım pozisyonunda e o yüzden 7 diğer tarafa bölüm pozisyonunda geçecek. Peki 35 ile 7 arasındaki ilişkiyi hatırlıyorsunuz. 5 kere 7 35 ediyor. O yüzden 35'i 7'ye böldüm 5 kaldı. 7'yi 7'ye böldüm 1 kaldı. X eşittir diyorum. 4 x 5 arkadaşlar 20 yapar. E burada 1 2 3 4 tane daha 0 var. 1 2 3 4 tane yani 200.000. O yüzden 2019 yılında şunu biraz yukarı alayım arkadaşlar. 2019 yılındaki şuraya yazayım. 2019 Bartın nüfusu diyorum buraya. Peki bana diyor ki Bartın'ın nüfusu her 6 yılda 10.000 kişi arttığına göre artacağı beklendiğine göre 2028 yılındaki nüfusunu soruyor. Şimdi 6 yılda 10.000 kişi artsın. E, 2019'a 6 yıl eklerim. Ne olur? 2025 olur. 6 yılda. 6 yıl geçti. Kaç bin artması beklenmiş? 10 bin kişi. 2019 yılındaki nüfusuna 10 bin ekliyorum. Ne olur? 2000, 2025 yılında 210 bin. Tahmini nüfusu 210 bin. Ama bana 2025'i sormuyor. 2028'i soruyor. 3 yıl daha geçmesi lazım arkadaşlar. Peki ben neyi biliyorum? 6 yılda 10 bin kişi artmasını bekliyorum. 3 yıl eklemem lazım. 6 yılda 10 bin artarsa 3 yılda ne kadar artar? E, 3 yıl 6 yılın yarısı. Demek ki artışta e, artış da 10.000'in 10 yarısı olması lazım. 10.000'in 10 yarısı nedir? 5.000. Yani e, şöyle takip edemeyen arkadaşlar için. 6 yılda 10.000 artış bekleniyorsa 3 yılda x artış beklenir. 3 yıl 6 yılın yarısı olduğu için 10.000'de e, 5 e, bu 3 yıldaki artış da 10.000'in 10 yarısı olacak yani. O da ne olacak? 5000 olacak. Doğru orantı olduğu için şunları doğru orantı şeklinde de çözebiliriz arkadaşlar. Ama burada kısa bir yöntemle yapmamız bizim için daha pratik. O yüzden 3 yılda 5000 artması bekleniyormuş. E 2025'e 3 yıl ekle 2028. E nüfusta 5000 artması bekliyorsa bin 210.000'e 5000 ekliyorum. 215.000 yapıyor arkadaşlar. E, tahmini 2028 yılındaki Bartın nüfusu. Bakalım şıklarımızda hangi şıkta var. E, Ceyhan arkadaşlar. 215 bin Ceyhan. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Burada e, nispeten biraz daha e, değişik bir soru tipi. E, biraz daha böyle belki öğrencilerin baktığı zaman gözü korkabilecek bir soru tipi. E, düzelteyim kameramın açısını. Evet arkadaşlar diyor ki bir tekerlek yol alırken ön tekerleği 25 tam tur attığı zaman arka tekerleği de 10 tam tur dönmektedir. Ön tekerlek bir tam tur döndüğünde traktör 180 santim ileri gitmektedir. Buna göre traktör 63 metre ilerlediğinde arka tekerlek kaç tam tur atar? Şimdi arkadaşlar önce ön tekerlek küçük. Ben size şöyle küçük bir ön tekerlek çizeyim. Arka tekerler arka tekerlek biraz daha büyük. Dolayısıyla Şimdi aynı yolu giderken arkadaşlar aynı yolu giderken e, ön tekerlek daha fazla tur atması lazım ki arka tekerleğe yetişsin. Zaten bize verilen sayılar da onu bildiriyor. Mesela ön tekerlek 25 tam tur attığında arka tekerlek 10 tam tur atıyor. O yüzden bizim ön tekerleğimiz her zaman arka tekerlekten daha fazla tur atacak. Peki ön tekerleğin bir turu arkadaşlar 180 cm ön tekerleğin bir turu ön tekerleğin bir turu diyoruz. Bize traktörün 63 metre ilerlemesi gerektiğini. Şimdi bu santim cinsinden verildiği için 63 metreyi de santime çevireceğim. 63 metre kaç santimdir? 1 metre arkadaşlar 100 santim olduğu için 63 metreyi de 100 ile çarparsam 6300 santimetre eder. O yüzden şimdi bize ön tekerleğin bir turunun 180 santim olduğu söyleniyor. O yüzden ben diyeceğim ki ön tekerlek için konuşuyorum şu an. Daha sonra arka tekerleğe çevireceğim bu iş tabii ki. Ön tekerleğin, ön tekerlek ön tekerlek ee, bir turda 180 santim ilerliyorsa orantı yapıyorum şimdi 6300 santimetre ilerlemesi için kaç tur atması lazım? E, tabii ki de daha fazla santim ilerlemesi için daha fazla tur dönmesi lazım. O zaman tur sayısı artacak. Santim de artacak. Artmış zaten santim. Doğru orantı. O yüzden doğru orantıda çaprazlama çarpıyorum. Yani e, 1 çarpı 6300 eşittir. X çarpı 180. X çarpı 180. Şimdi biraz yukarı alayım arkadaşlar daha rahat görün diye x'i bulmam lazım. x'i yalnız bırakmam lazım. 180 burada çarpım pozisyonunda. Diğer taraf arkadaşlar bölüm pozisyonuna geçecek. Geçirdim buraya 180'i. 10 buradan götürdüm. 10 buradan götürdüm arkadaşlar. Peki şimdi 630'u 18'e böl. Önce 3'e böleyim ikisini de. Daha doğrusu 9'a böleyim. E, 63 9'a bölünür. 63'ü 9'a bölersem 7 kalır. Bu da yanında 0 var. 70 oldu. 18'i 9'a bölersem 2 kalır. Şimdi ne oldu? 70 bölü 2 kaldı arkadaşlar. Hatta şunu açıkça yazayım. 70 bölü 2. 70 bölü 2 de bildiğiniz gibi arkadaşlar 35 yapar. Yani x eşittir 35 tur. Bu da şu manaya geliyor. Ön tekerlek 6300 cm gidebilmesi için 35 tur atması lazım. Ama bize şu 35 turu şuraya yazayım. 35 Tur. Şimdi bunu biraz aşağı çekeceğim. bize arka tekerleğin kaç tam tur atacağını soruyor. O yüzden diyorum ki şimdi ilk başta bize verilen değeri kullanacağım. 25 ön tekerlek 25 tur attığında arka tekerlek 10 tam tur atıyor. Şimdi ön tekerlek 25 tur attığında arka tekerlek 10 tur atıyor. Şunu hatta arka yazayım parantez içerisinde. Şunu da ön yazayım. Ön tekerlek 25 tur attığında arka tekerlek arkadaşlar 10 tur atıyormuş. Bize diyor ki ön tekerlek 35 tur attığında arka tekerlek x tur atar. Şimdi ön tekerleğin turu artmış, atmış, artmış. Arka tekerleğin turu da artacak mantıki olarak. Çünkü ön tekerlek döndükçe arka tekerlek de dönmeye devam ediyor. Dolayısıyla doğru orantı. Peki doğru orantıda çaprazlama çarpım var. 25 çarpı x. Şöyle biraz yukarı alayım bunu çözmek için. 25 çarpı x eşittir. 35 çarpı 10. 25 çarpım pozisyonda diğer tarafa bölüm pozisyonda geçecek. Eee 5 ile sadeleştirelim. 35'i 5'e böldüm. 7. 25'i 5'e böldüm. 5. 7 5'e bölünmez. 10 ile 5'i sadeleştirelim. 10'u 5'e böldüm. 2. 5'i 5'e böldüm. 1. Alt tarafta bir şey kalmadı. Üst tarafta 7 çarpı 2 kaldı. 7 çarpı 2 ne yapar? 14. Demek ki arkadaşlar ön tekerlek 35 tur döndüğünde arka tekerlek de 14 tur dönüyormuş. Bakalım şıklardan hangisinde? Bursa arkadaşlar bizim aradığımız, istediğimiz beklediğimiz şık. Peki. Geçiyorum. Bir başka yeni tip soruya. Burada evet bir soru var. Biraz sözel bir soru. Yorumlama sorusu. Ama yaş problemlerinde bize faydası olabilecek bir soru. Hemen inceleyelim. Diyor ki arkadaşlar. Ayşin Esma'ya diyor ki. Bu arada Esma adında iki tane öğrencimiz var arkadaşlar. Onlara da buradan hemen konu vasıtasıyla selam gönderiyorum. Şimdi Ayşin adında öğrencimiz yok. Yaş, Ayşin diyor ki yaşlarınızın oranını hesaplamak istiyorum diyor. Esma da diyor ki yaşlarımızı biliyorsun ne duruyorsun hesaplasana diyor. Ayşin tekrardan diyor ki çok ilginç bu oranı gelecekte herhangi bir zamanda da hesaplasam aynı değeri bulurum. Arkadaşlar çok ilginç. Evet gerçekten de ilginç. Ayşin ilginç bulmakta haksız değil. Peki neden ilginç? Şu cümleye dikkatinizi çekiyorum. E, kulaklarınızı iyice açın arkadaşlar. Gelecekte herhangi bir zamanda da hesaplasam aynı değeri bulurum. Arkadaşlar bu gerçekten zor bir şey çünkü yaş sürekli değişen bir şey. Örneğin mesela diyelim ki bir anne bir anne diyelim ki 36 yaşında kızı da diyelim ki 9 yaşında olsun arkadaşlar. Peki annenin yaşı kızın yaşının kaç katı? 36 bölü 9 4 4 katı. Peki aradan bir sene geçsin anne ne olur? Bir sene büyür, 37 yaşında olur. Kızı kaç yaşına gelir? O da bir sene büyür, 10 yaşına gelir. Bakın arkadaşlar, artık annesi kızın 4 katı yaşında değil. Kızın 4 katını al, yani onun 4 katını al, 40 yapar. Dolayısıyla annesi 37 yaşında. O yüzden eskiden annesi kızının yaşının 4 katıydı ama artık annesi kızının yaşının 4 katı değil. Çünkü ikisi de bir sene büyüyeceğinden dolayı. Bu aradaki dört kat ilişkisi bozulur. Dört kat ilişkisinin devam etmesi için kızı bir büyürken annenin de dört büyümesi lazımdı. Ee, öyle bir şey mümkün olamayacağına göre demek ki arkadaşlar burada yaşlarının oranı hiçbir zaman sabit kalmaz. Peki e ee, hocam burada e, Ayşin yalan mı söylemiş yani yaşların oranının e, gelecekte de hesaplasam oran aynı değeri bulurum diyor. Arkadaşlar sadece tek bir durum için bu söz konusu. Eğer bunlar ikizse yani eğer yaşları aynıysa mesela ikizler diyelim ki 12 yaşında iki tane ikiz var. bir 12 diğeri de 12. Oranla bunları 12 bölü 12, 12 ne yapar? 1 yapar arkadaşlar. E, gelecektir. pardon. Gelecekte de arkadaşlar diyelim ki aradan 1 yıl geçti. İkisi de ne oldu? 13 oldu. E, 13 bölü 13. 13 yine 1 yapar. O yüzden e, iki kardeşin veya ne bileyim anne ile babanın çocuğun yaşları oranının aynı kalması sadece bir durumda olur. O kıyaslanan iki kişinin yaşlarının eşit olması. Yani isterseniz deneyin arkadaşlar. Mesela abinizin yaşını kendinizin yaşını oranlayın. Bu oran gitgide arkadaşlar değişecektir. Tek bir durumda sabit kalır. O da oranlanan kişilerin yaşlarının eşit olması. O yüzden şıklara bakayım. Yaşları oranı orantı sabiti bir olacak biçimde orantı oluşturur. Evet. Çünkü gelecekte de arkadaşlar aynı değeri bulmasının tek yolu orantı sabitinin bir olması. Orantı sabiti nasıl bir olur? Kıyaslanan iki kişinin de yaşları aynı olursa bir olur. Yaşları farkı ikidir. Evet bilemem söyleyemem. Yaşları toplam bir çift sayıya eşit olamaz. Neden eşit olmasın? İkisi de tek sayı olursa tek tek top tek ve tek sayının toplamı çift olduğu için olabilir. Yani öyle bir şey söyleyemem. Orantı sabiti 1 bölü 2 olacak biçimde. Hayır arkadaşlar orantı sabiti 1 bölü 2 olacak biçimde olmaz. Hatta onu da bak. Örnekle açıklayayım size burada. Mesela diyelim ki Esma 10 yaşında olsun. İşte Esma'nın kardeşi Esma'nın kardeşi de arkadaşlar. Mesela 5 yaşında olsun kardeşi. 5. 5 diyorum. 10 yazıyorum. 5. Orantı sabiti 1 olursa mesela kardeşinin Esma'nın yaşına oranı 5 bölü 10 olur. Orantı sabiti 1 bölü 2 olur. Peki bir sene sonra kardeşi Arkadaşlar 6 yaşına geldi Esma 11 yaşına geldi. Bak kardeşinin yeni yaşı 6 Esma'nın yeni yaşı 11. E oranlıyorum. Bak 1 /2 çıkmıyor. E, 6 1/2 çıkmıyor. 6/12 çıkması lazımdı 1/2 çıkması için. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruda e, Denizli şıkkı da yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı yaşlarının eşit olması sebebiyle. Peki bir başka arkadaşlar geçiyoruz bir başka yeni nesil soru tipine. E bu yeni nesil soru tipinde de doğrusal bir e, grafik var. E, gördüğünüz gibi şu mavi renkli siz gerçi maviyi seçemiyorsunuz da mavi renkli çizgi arkadaşlar doğrusal bir şekilde yukarı doğru artıyor. Yani şöyle herhangi bir eğrilik, herhangi bir yamukluk yok arkadaşlar. Doğrusal bir şekilde artıyor. Peki doğrusallığın sağlanması arkadaşlar bu 8. sınıf konusu. Size söyleyeyim doğrusallığın kısaca aklınıza bahsedeyim. Doğrusallığın sağlanması şu aradaki artışların sabitliğine bak. Bu birer birer artıyor. Bu da onar onar artıyor arkadaşlar. Yani bu eğer bir tanesi mesela bak 10, 1 ile 2 arasında 10'dan 20'ye çıkmış. Eğer 10'dan 20'ye değil de 30'a çıksaydı bak 30 şu hiza şu hiza 30. 20'ye değil de 30'a çıksaydı bak gördün mü? Hemen ne yaptı? Doğrusallık şöyleydi. Böyle bozuldu hemen. Tamam mı? O yüzden doğrusallığın sağlanması arkadaşlar aradaki artışın sabit olması. Görüyorsunuz 10, 10, 10, 10. Tamam mı? Bunu 8. sınıfta göreceksiniz. Peki ben size şimdi ön bilgi verdim. Arkadaşlar soru ne diyor bize? Bir iş yerinde çalışan eşit kapasiteli işçilerin sayısına bağlı olarak elde edilen ürünün hacminin değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Yani arkadaşlar bir işçi çalışıyorsa üretilen ürün 10 metreküp. 2 işçi çalışıyorsa 20. 3 işçi çalışıyorsa 30. Gördüğünüz gibi işçi, işçi sayısı arttıkça iş artıyor. Ama nasıl artıyor arkadaşlar? 10 katı olarak artıyor. Bunu görebiliyorsunuz değil mi? 1'e 10, 2'ye 20, 3'e 30. Yani 3'ün 10 katı 30. 4'ün 10 katı 40. 5'in 10 katı 50. Peki bize diyor ki K adet işçi yani bilinmeyen sayıda bir işçi olduğu zaman bunun yaptığı iş ne olur? E, i̇şçi 5 ise 10 katı oluyor. E, i̇şçi K ise onun da 10 katı olur. Kanun 10 katı nedir arkadaşlar? 10K'dır. E, dolayısıyla arkadaşlar cevap Denizli. Burada size verdiğim e, bilgiler önemliydi. 8. sınıfta bazılarını kullanacağız. Çin dizinde mantık yürüterek zaten ne yapabiliyorum? Denklemden, şey, grafikten hesaplayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber 1, 2, 3, 4, şöyle şu 4, bu soruyu çözmekte bir diğer soru vardı. Bitlis sorusu vardı. Bir de üzüm sorusu 5 arkadaşlar. Oran orantı konusunu tekrar etmekle yeni neşe sorularda çektiğiniz sıkıntıları bir nebze ee, olsun da giderebilmek için arkadaşlar 5 tane oran orantıdan yeni neşe soru çözdüm. Lütfen bu soruları önce arkadaşlar siz çözmeye çalışın. Çözemediğiniz takdirde yani durdurun videoyu. Çözemediğiniz takdirde de benim çözümümü bakın. Kendi çözümünüzle kıyaslamaya çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.